putlara tapınmak, tarihin eski çağlarından beri süregelen bir yanılgıdır. Tarih boyunca kimi insanlar kendilerini ve tüm evreni yaratmış olan Allah'ı unutmuş, onun yerine taş ve tahta parçalarından medet ummuşlardır. Cahilce ve akılsızca. Elleriyle yaptıkları bu putlar adına katı kurallar koymuş, savaşlar çıkarmış, kendilerine ve diğer insanlara acı çektirmişlerdir. Çoğu insanın fark edemediği bir gerçekse, putperestliğin tarihte kalmış bir inanç olmadığıdır. İnsanların ilah edindikleri putlar bugün de vardır. Ve bugün de onları sapkınlığa, cehalete, şiddete ve yıkıma sürüklemeye devam etmektedirler. Allah, ilk insan olan Hazreti Adem'i dünyaya yerleştirdiği günden itibaren, insanoğluna doğruyu ve yanlışı din yoluyla öğretti. Allah'ın görevlendirdiği peygamberler, tarihin her döneminde farklı toplumlara seslendiler. Onlara Allah'ın varlığını ve birliğini anlattılar. Allah'ın seçtiği güzel ahlaka göre yaşamayı öğrettiler. Ancak insanlar peygamberlerin getirdiği mesajı bozdular, değiştirdiler. Kendi tutkularına ve cehaletlerine uygun çarpık dinler ürettiler. Bu batıl dinlerin ortak özelliği, Allah'ın yarattığı bazı varlıkları kendilerine ilah edinmeleriydi. Bazıları Allah'ın yaratmış olduğu gök cisimlerini gözlerinde büyüttüler ve onları birer ilah olarak gördüler. Bazıları dağlara, ağaçlara veya hayvanlara taptılar. Bazıları ise kendi elleriyle heykeller yaparak bunlara kulluk etmeye başladılar. Ta ki Allah onları bu sapık inançtan kurtarana, onlara putlarını kıracak bir elçi gönderene dek. İnsanları bu saçma inançtan kurtarmak için gönderilen peygamberlerden biri Hazreti İbrahim'di. Hazreti İbrahim, tarihçilerin tahminlerine göre M.Ö. 2000 yılı civarında Mezopotamya'da yaşadı. Kur'an'da bildirildiğine göre içinde yaşadığı kavim ve ailesi kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. Hazreti İbrahim Allah'ın yol göstermesiyle bu inancın nedenli saçma olduğunu kavradı. Ve bu gerçeği kavmine onlara sorular sorarak açıkladı. Hani babasına ve kavmine "Siz neye kulluk ediyorsunuz?" demişti. Demişlerdi ki, "Putlara tapıyoruz. Bunun için sürekli onların önünde bel büküp eğiliyoruz." Dedi ki, "Peki dua ettiğiniz zaman onlar sizi işitiyorlar mı? Ya da size bir yararları veya zararları dokunuyor mu?" "Hayır," dediler. "Biz atalarımızı böyle yaparlarken bulduk." İbrahim dedi ki, "Şimdi neye tapmakta olduğunuzu gördünüz mü? Hem siz hem de eski atalarınız. İşte bunlar gerçekten benim düşmanımdır. Yalnızca
alemlerin Rabbi hariç. Hazreti İbrahim, kavmini içinde bulundukları batıl inançtan kurtarmak için tapındıkları putları kırdı. Tek gerçek ilahlarının Allah olduğunu anlasınlar diye. Hazreti İbrahim'in yolunu izleyen daha pek çok peygamber, insanların akılsızca taptığı putları kırmaya, onlara anlayamadıkları gerçeği göstermeye devam etti. Hazreti Musa, Hazreti İlyas, Hazreti Hud, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın seçtiği tüm bu peygamberler, insanlığı putperestlik denen akılsızlıktan kurtulmaya davet ettiler. Ancak insanlar aynı akılsızlığa tekrar tekrar kapılmaya devam edeceklerdi. Peygamberlerden binlerce yıl sonra bile. Putperestlik, Allah'ın yaratmış olduğu herhangi bir varlığın insan tarafından Allah'tan daha önemli sayılmasıyla başlar. Allah'tan daha çok sevilen, Allah'tan daha çok güvenilen, yol gösterici olarak kabul edilen, kendisinden medet umulan her şey aslında birer puttur. Antik putperestlerin putları, kendi elleriyle oluşturdukları heykeller ve totemlerdi. Günümüz putperestlerinin putlarıysa kendi gözlerinde büyüttükleri kavramlar veya liderlerdir.